Sevgili dostlarım merhaba. Bugün hemen konuya girmeyeceğim. Çünkü birkaç gündür ihmal ettiğimiz bir mevzu var. Kitap ve film önerilerimizi sizlerle paylaşmayı unutuyoruz. Daha doğrusu gündem o kadar yoğun ki bu gündemi sizlerle paylaşalım derken vereceğimiz kitap tavsiyeleri, sinema film tavsiyeleri arada kaynayıp gidiyor. O nedenle videonun başına çektim bu kez ve çok keyifli bir kitap tavsiye edeceğim sizlere. Ben birkaç defa okudum bu kitabı yine kütüphanemden çıkarttım size tavsiye ettikten sonra ben de bir kez daha okuyacağım sevgili dostlarım. Suyun Gizli Mesajı kitabın ismi. Spiritüel bir kitap falan değil bir kere altın çizim. ya da öyle bir fal kitabı falan değil. Baya baya üzerinde çalışılmış bir bilimsel araştırma kitabı aslına bakarsanız ama sayfalarında bir yığında güzel fotoğraf var. Ne fotoğrafı? Su fotoğrafı var. Su kristallerinin fotoğrafı var sevgili dostlar. Bu kitabı bir Japon bilim adamı yazıyor. Masaru Emato ismi. Masaru Emato diyor ki acaba su insan duygularına, insan düşüncelerine, insan tepkilerine nasıl bir karşılık veriyor? Ve bunun üzerine İnsanların duygu değişimleriyle birlikte sudaki hareketlerin fotoğraflarını çekmeye başlıyor. Deprem öncesinde sonrasındaki insan duygularına göre suyun fotoğraflarını çekmeye başlıyor ve aynı noktadan aldığı suyun farklı duygu dalgalanmalarında farklı şekillere girdiğini fark ediyor. Bu fotoğraflar sonrasında ve bu kitabı oluşturuyor. Çok da ayrıntıya girmeyeyim. Suyun insan duygularına verdiği tepkileri anlatıyor bu kitap. Üstelik fotoğraflarla sevgili dostlarım. Çok da güzel fotoğraflar var. Sıra dışı yayınlarından çıkmış bu kitap. Güzel bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Suyun Gizli Mesajı. Masaru Emoto'nun yazdığı bir Japon bilim adamının yazdığı bir kitap. Mutlaka okuyun derim. Gördüğünüz gibi çok da kalın bir kitap değil. Bir çırpıda okuyabileceğiniz keyifli bir kitap mutlaka okuyun sevgili dostlarım. Gelelim film tavsiyemize. Benim gençlik filmi. Lisedeyken büyük bir keyifle izlediğim. Ardından bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha izleyip her seferinde aynı keyfi aldığım ve her seferinde ayrı bir mesaj aldığım çok güzel bir film. Ölü Ozanlar Derneği. Evet, Ölü Ozanlar Derneği. Bu filmi de mutlaka ama mutlaka bir kez daha izleyin. Eğer ki daha önceden izlediyseniz. izlemediyseniz zaten izleyin. Ölü Ozanlar Derneği yaklaşık bir herhalde 20-25 senelik belki 30 senelik bir film. Ama hiç eskimeyecek bir film. Onu da tavsiye ediyorum sizlere. Gelelim mi dolara? Peki gelelim dolara. Dolar neden bu seviyelerde? Neden hala 5.68, hatta zaman zaman 5.67, 5.66 seviyelerine kadar gevşiyor. Sonra tekrar 5.70'e çıkıyor. Doları bu seviyelerde sabitlediler mi? Dolar'da düşüş devam edecek mi? Bütün bunlar soru işareti olarak aklınızın bir köşesinde duruyor biliyorum. Benim her ne kadar hedefim 12 lira olsa da sizler bu seviyeden 12 liralara çıkacak bir dolar kurunun olmasının neredeyse imkansız olduğunu düşünüyorsunuz. Çok da haksız değilsiniz sevgili dostlarım. Çünkü zaten amaç sizin böyle düşünmenizi sağlamak. Yani sizi bıktırmak, sizi sindirmek, sizi rahatsız etmek, sizin elinizdeki dövizinizi ucuza elinizden almaya çalışmak. Bunu kim yapıyor? Bunu kimin yaptığının önemi yok. Yani bunu yabancılar yapıyor olabilir, büyük fonlar yapıyor olabilir. Hatta Merkez Bankası'nın kendisi bile yapıyor olabilir. Hiç önemi yok kimin yaptığının. Ama finansal piyasalar bir psikolojik savaştır aynı zamanda. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani küçük yatırımcıyı zarar ettirmek üzerine kurgulanmış bir sistemdir. Küçük yatırımcının zarar etmesi için de küçük yatırımcı sürekli olarak paniğe sevk edilir. Umutsuzluğa sevk edilir. Ya aldığım bu yatırım aracı artık herhalde yükselmeyecek. Artık herhalde benim elimde patlayacak mantalitesini insanlarda geliştirir. Finansal piyasaların genel karakteri budur. Küçük yatırımcıyı bıktırıp küçük yatırımcı üzerinden büyük yatırımcının para kazanması genel karakteristik yapısından bahsediyorum sevgili dostlar. Şu anda da 567 seviyesine neredeyse çıpayı 61 dolar kurundan bahsediyoruz sevgili dostlarım. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra ne olacağı o kadar net görünüyor ki bundan sonra dolarla ilgili çok sert hareketler bizi bekliyor. Temmuz ayında, Ağustos ayında, Eylül ayında hatta Ekim ayında Merkez Bankası'nın sert faiz indirimleri gündemde. Bakın herkes faiz indirimi ile ilgili beklentilerini güncelliyor. 100 bas puan indirim bekleyenler Bunlar yerli ve yabancı kuruluşlar. Şimdi 250-300 bas puana çıkarttılar beklentilerini. Sadece bu ay indirim bekleyenler Merkez Bankası'ndan artık Ağustos'ta da bir indirim gelebilir. Eylül'de de bir indirim gelebilir şeklinde söylemlerini değiştirmeye başladılar. Yani Merkez Bankası peydel pay sürekli olarak faiz indirimlerine devam edecek. Sebepse ortada piyasa çok daraldı arkadaşlar. Piyasa çok ama çok sıkıştı ve bu sıkışıklığı gidermenin iki önemli yolu var. Bunlardan bir tanesi faizleri aşağıya çekmek, ikincisi de Türk lirasını değersiz hale getirmek. Evet, Türk lirasına değer kaybettirmek. Çünkü sadece faizleri indirmek belli sektörleri hareketlendirmeye çalışır. Ancak bu sektörlere inanç kalmadığı için, güven kalmadığı için insanlar ne olursa olsun gideyim konut alayım, otomotiv alayım ya da herhangi bir ürün alayım telaşına girmez. Ne zaman bir şeyler almaya kalkarlar? Ellerindeki para bollaştığında. Hele ki bu sanki havadan gelen bir paraymış imajı yaratılırsa insanlar üzerinde işte insanlar o parayı bol bulamaç harcamaya başlarlar. Şu anda insanların elinde en fazla olan şey ne? Tabii ki döviz. Bakın döviz tevdiat hesaplarına baktığınızda 186 milyar dolarlık bir mevduat görüyorsunuz. Sadece şirketler değil vatandaşın da elinde çok büyük miktarda döviz var. Kimisinin elinde 100 dolar, kimisinin elinde 1000 dolar, kimisinin elinde 100 bin dolar. Herkesin genel beklentisi bu kadar büyük olumsuzlukların içerisinde dövizin bu seviyelerde kalamayacağı sevgili dostlarım. Bakın Amerika yaptırım uygulamayacak diyorlardı. Ben ne demiştim sizlere? Amerika Türkiye'ye yaptırım uygulayacak. Ve bunları peyderpey uygulamaya başlayacak. Nitekim hem Pentagon'dan hem Beyaz Saray'dan hem de Trump'tan arka arkaya açıklamalar geldi sevgili dostlarım. Ve F-35 ile ilgili yaptırım Türkiye'ye net bir şekilde uygulanacak açıklaması geldi. F-35 programından Türkiye'nin çıkartıldığı duyuruldu. Oradaki personel ve pilotlar da Temmuz ayı sonunda Türkiye'ye geri gönderiliyor. S400'lerin teslimatı devam edip ana parçalar Türkiye'ye girmeye devam ederse bu kez yeni yaptırımlar da gündemde olacak. Bunu da sizlere söylemiştim. Yani katsa yaptırımları, siyasi, ekonomik, uluslararası yaptırımlar gündeme gelmeye başlayacak. Bir başka konu Avrupa Birliği de Doğu Akdeniz'den dolayı Türkiye'ye yaptırımlar uyguluyor sevgili dostlar. Şimdi bunlar uluslararası sıkıntılarımız bizim. Diğer tarafta konut sektörümüz tamamen sıkışmış durumda. Otomotiv sektörümüz tamamen sıkışmış durumda. Sanayi sektörümüz tamamen sıkışmış durumda sevgili dostlarım. Tarım şu an itibariyle nasıl hareket edeceğinin farkında değil. Bu nedenle piyasanın tekrar canlandırılması gerekiyor. Piyasanın canlandırılması için de sevgili dostlarım mutlaka ama mutlaka faiz indirimi dışında Türk lirasının değersizleştirilmesi gerekiyor. Çünkü Türk lirası değersiz hale getirilirse ancak milletin elindeki para piyasaya girebilir. Bu da öyle 6 lira, 7 lira, 8 lira bandında olmayacaktır. Çünkü bu seviyelere geldiğinde de Türk insanı, Türk vatandaşı hala doların yükselmesini isteyecek ve o hedef noktayı bekleyecektir. 10 12 bandı vatandaşın elindeki dövizi bozdurabilmesi için uygun band seviyeleri. Bu arada şunu da unutmayın. Öyle 400-500 bas puanlık indirimler ki gelme ihtimali çok yüksek. Kimisi gelmez. 200 bas puan falan diyor. Hala piyasa ağzıyla konuşan bazı trader'lar 200 bas puandan bahsediyorlar. Merkez Bankası faiz indirimi de oysa uluslararası çok önemli ekonomik kuruluşları bile beklentilerini artık 250-300 bas puanlara yükseltmiş durumda sevgili dostlar. Yani Merkez Bankası'nın faiz indiriminin minimum 300 bas puan civarında olması bekleniyor. Şimdi 300 bas puanlık bir indirim artık Merkez Bankası'nın hızlı faiz indirimlerini devam ettireceği manasına da gelecek. Bu manada bizi aslına bakarsanız dövize yönlendirecek. Pek çok kişi bankalardaki paralarını çekip özellikle yabancılar borsalardaki paralarını çekip büyük ihtimalle dövize yönelecek sevgili dostlarım. Bu arada şunu da altını çizelim. Merkez Bankası ve hükümet bu kez Türk lirasının değer kaybetmesine göz yumacak. Konut sektörünün, otomotiv sektörünün hareketlenmesi, piyasanın tekrar hareketlenmesi için döviz piyasasındaki yukarı harekete izin verecek. Şu anda izin vermemesinin sebebi bir, hacimsiz bir piyasa olması. İkincisi de sevgili dostlarım, bu seviyelerden hala mal topluyor olması. 25 Temmuz'da her şeyin rengi değişecek ama 25 Temmuz'a kadar da kademe kademe ufak ufak dolarda yükselişleri görmeye devam edeceğiz sevgili dostlarım. Bakın o kadar çok sebep var ki burada sıraladım 4-5 sayfa madde çıktı. Evet 4-5 sayfa madde çıktı. Mesela kocaman puntalarla Türkiye'nin borcu azalıyor. Özel sektörün borcu azalıyor diye başlıklar atılmış. Bakın o kadar tehlikeli başlıklar ki bunlar sevgili dostlarım. Türkiye'nin borcu azalıyor evet ama azalmasının sebebi Türkiye'nin borç bulamaması. Bankacılık sisteminin artık borç bulamamaya başlaması. CDS'lerimizin çok yüksek olması. Türkiye'nin güvenilirliğini yitirmiş olması. İşte borç bulamadığımız için bankalar sıkıntı yaşamaya başladı. Aylar öncesinde sizlere söylemiştim. Yakın zaman içerisinde bankalar borç bulamamaya başlayacak. Sendikasyon kredilerini döndürememeye başlayacak. Bu finans sistemi üzerinde büyük bir baskı anlamına geliyor diye sizlere söylemiştim. İşte şimdi tablo karşımıza çok net bir şekilde çıkmaya başladı. Evet hem ulusal hem uluslararası bir yığın problemimiz var sevgili dostlarım. Bakın borçlarımız da iç ve dış borçlarımız da her geçen gün artmaya ve bizi sıkıntıya sokmaya devam ediyor. Son 4 ay içerisinde 601 bin kişi kredi ve kredi kartı borçları nedeniyle icra takibine girmiş durumda. Her an kapıları bir icra memuru tarafından çalınabilir sevgili dostlar. Özel sektöre dönelim. Özellikle inşaat sektörü ve enerji sektörü çok büyük bir borç yükü altında. İnşaat sektörünün bankalara neredeyse 250 milyar lira civarında bir borcu var. Enerji sektörününse 210 milyara yakın yine borcu var. Bunların önemli bir kısmı da batmak üzere, batık kredi haline gelmek üzere. Hele ki bu bahsettiğim kredilerin tamamı batarsa yarın öbür gün bankacılık sistemi büyük bir krizin eşiğine gelir. Çünkü batık kredilerin toplam bankacılık sistemine oranı olan %15 sınırı aşılır sevgili dostlarım ve bu psikolojik sınırın aşılmasıyla birlikte de büyük bir bunalım beraberinde gelir. İşte bütün bunlara dikkat etmesi gerekiyor hükümetin. Bu nedenle zaten döviz tevdiat hesaplarındaki dövizin bozulup bir an önce piyasaya girmesi Konut sektörünün, enerji sektörünün hareketlendirilmesi ve finansal sistemin bir anlamda kurtarılması gerekiyor. Türk lirasının değer kaybetmesi bu anlamda önemli. Tabii ki enflasyonist baskı olacak. Tabii ki arka arkaya fiyatlar artacak ama döviz yükselmese de zaten fiyatlar artmaya devam ediyor. Bakın, şekere, çaya, elektriğe, suya zamlar geldi. Yeni elektrik ve doğalgaz zamlarının kapıda olduğu konuşuluyor. Bunlar zaten yapılacak bu zamlar. Ama Türk lirasının değer kaybetmesi en azından piyasaya girecek sıcak para canlılık anlamına geliyor. Milletin cebinin birazcık kabarması anlamına geliyor ve bu kabaran ceplerinde piyasaya tekrar akması, borçların ödenmesi, yeni ürünlerin alınması anlamına geliyor. Piyasa durdu. Devlet vergi toplayamıyor. Devlet kendi borçlarını döndüremiyor. Devletin borçları 1.2 trilyon net borçları daha korkunç bir seviyede neredeyse üçe katlanmış ve 621 milyar liralık bir borcu var devletin. Kısa vadede ödemesi gereken borçlar bunlar. Ne yazık ki bunları karşılayabilecek bir vergi yok. Sürekli olarak torba yasalarla, varlık barışıyla, vergi barışıyla para toplamaya çalışıyor piyasadan. Tüm bunlar, tüm bu veriler bize sadece şunu gösteriyor. Devlet acil olarak faiz indirimine gidip piyasayı tekrar canlandırmak zorunda. Dövizdeki parayı tekrar piyasaya sokup piyasayı canlandırmak zorunda. Bunun için tek şansı faizleri aşağıya çekmek, kuru yukarıya çekmek. Yani daha önce, aylar önce sizlere söylediğim düşük faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyon dönemi başlamıştır sevgili dostlar. Sakin olun. 5.67'de çıpalandı. 5.68'de çıpalandı. Bu seviyeden daha yukarı çıkmaz. Aşağı inmeye devam eder. Bu psikolojik bir savaş. Piyasaların bu savaşına yenilmeyin. Küçük yatırımcının her zaman taklaya geldiği bir durumdur bu. Sakin olun, bekleyin sevgili dostlarım. Yıl sonu hedefimi bir kez daha söylüyorum. Bu koşullar altında doların bu seviyede kalması mümkün değil. Büyük ihtimalle yıl sonunda 10-12 lira bandında en iyi ihtimalle söylüyorum. Üstü de olabilir, altı olmaz. 10-12 lira bandında bir döviz kuruyla karşı karşıya olacağız sevgili dostlarım. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın, mutlu kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum sevgili dostlarım.